Tanrı evreni yaratır, olaylar gelişir ve zamanın bir noktasında evren yok olacaktır. Geleneksel olarak yakın olduğumuz çizgisel zaman anlayışına göre durum bu. Peki ya zaman çizgisel değil de döngüsel olsaydı? Sizce bunun hayatımızda ne gibi sonuçları olurdu? Geçtiğimiz sene doğu felsefesiyle ilgilenmeye başladıktan sonra doğu ve batı kavramlarının ne kadar büyük soyutlamalar olduğunu fark ettim. Yani elbette bir noktada genelleme yapmak veya bir diyalog kurmak için bazı soyutlamalar kullanmak zorundayız ama aslında benim doğu batı derken kastettiğim şeyin tam olarak doğu ve batı olmadığını Burada mesela doğu felsefesi denildiğinde İslamiyetin de doğu felsefesinin ya da doğunun bir parçası olarak görülmesi gerekmesine rağmen diğer doğu dinleriyle kıyaslandığında işte Hinduizm, Budizm veya Zen zeni bir din olarak kabul edeceksek onlardan ne kadar radikal derecede farklı olduğunu fark ettim. Bu yüzden ben doğu derken lokasyon olarak Türkiye'nin doğusunda kalan her yeri kastetmiyorum aslında. Burada yaptığım ayrımı bundan sonra en azından kendi içeriklerimde doğu ve batı üzerinden değil de bir tarafta e, İbrahim peygamberden kaynaklanan e, semavi dinler yani e, Yahudilik, e, Hristiyanlık ve İslamiyet, diğer tarafta ise e, Vedik kültürden kaynaklanan Hinduizm, Budizm ve Zen var. O yüzden e, bu videoda yapacağım tartışmada da taraflar İbrahimi dinler ve Vedik kültür olacak. Bu ikiliyi düşünürken ana bağlamı genellikle tanrı üzerinden kuruyoruz değil mi? Mesela Budizm'de bir tanrının olmadığından ya da Zen'de bir tanrının olmadığından bahsediyoruz. Ama şimdi biraz tartışmalı bir şey söyleyip sonra temellendirmeye çalışacağım. Bana kalırsa tanrı problemi denilen bir şey yok. Daha doğrusu kimi problemlerimiz var ve açıklayamadığımız yerlere tanrı diyerek o problemi aşmaya çalışıyoruz. Bu yüzden Tanrı en azından benim görüşüme göre bilinmeyen x'i tanımlamak üzere ya da o probleme geçici bir çözüm bulmak üzere kullandığımız bir kavram. Peki Tanrı problemi yoksa diğer problemler ne? Tam da bu videoda gelmek istediğim yerde de olduğu gibi hatta bununla ilgili iyi bir videom var. İyi olmasına rağmen yeterli ilgiyi görmediğini düşündüğüm bir video. Filozofların mecazi tanrısı Burada e, tanrının genellikle felsefi veya fizikteki bir konsept olarak kullanılmasından bahsetmiştim. Onu zaten tartıştığım için tekrar e, tekrar etmeyeceğim. Ama başka problemler var. Mesela ne gibi? Bunlardan bir tanesi benim de en ilgimi çeken problemlerden biri bilinç problemi, değil mi? Monist idealist bir bakış açısından baktığımızda asıl olan şey bilinçtir ve maddi materyal dünya onun sadece bir görünümüdür diyebilirsiniz. Bundan şu videoda George Barkley'de söz etmiştik. Diğer yandan monist materyalist bir açıdan yaklaştığınızda hala bilinci açıklamanız gerekir. Ya da bilinç problemi gibi nedensellik dediğimiz bir problem de var. Hatta bu kanala konuk aldığım fizikçilerden biri Kerem Can Koçak felsefedeki en önemli problemin nedensellik olduğundan bahsetmişti. Yani diğer bütün problemler nedenselliği yeterince anlayamamamızdan kaynaklanır demiştim ve bir üçüncü olarak elbette bu ikisiyle de ilişkili zaman dediğimiz bir problem var bana kalırsa ve bu problem yani zaman kavrayışımız öylesine önemli ki aslında tanrı problemi etrafında dönen ya da tanrının varlığı üzerine veya yokluğu üzerine tartışmalarında kullandığımız argümanların pek çoğuyla da ilişkili. Bu yüzden zaman felsefesini yeniden düşünmek din felsefesindeki pek çok probleme yanıt verebilir ya da bazı şeylerin aslında problem olmadığını da gösterebilir. Bu noktadan sonra şunu söylemek istiyorum. Hani başlangıçta yaptığım bir ayrım vardı ya İbrahimi dinler ve Vedik kültür diye. Bu ayrımı yapmış olmamın bir anlamı var. Çünkü bana kalırsa İbrahimi dinlerin ortaya koymuş oldukları dünya görüşü ile Vedik kültürün ortaya koymuş olduğu görüş arasındaki en temel, en kökensel fark zaman kavrayışı bağlamında. Bir tarafta çizgisel bir zaman kavrayışı varken öteki tarafta döngüsel bir zaman kavrayışı var. Bu yüzden e, nedensellikten tutunda tanrıya, tanrının yaratıcılığından tutunda, evrenin düzenlenişine, son ahiret inanışından tutun tutunda etiye her şey aslında o zaman anlayışı bağlamında şekilleniyor. Ve bunun farkına varmak beni şöyle bir spekülatif düşünceye yönlendirdi. Belki de spekülasyon değildir tabii. Bunun için yeterli kanıtımız yok ama bugün genellikle yakın durduğumuz çizgisel zaman anlayışı yerine aslında döngüsel bir zaman kavrayışımız olsaydı ya da hakikatin bu olduğunu fark etseydik neler değişirdi? Bu değişiklikler din felsefesine nasıl yansırdı ve o noktada hala yaratıcı bir tanrıdan bahsetmeye ihtiyaç olur muydu? O yüzden ben zaman nedir gibi bir yerden bir fizikçi hassasiyetiyle devam etmeyeceğim. Zaten YouTube'da özellikle Evrim Ağacı gibi kanalların e, bu konuda çok güzel videoları var. Ben biraz spekülasyon yapmak istiyorum. Çizgisel zaman anlayışının felsefi görüşümüze nasıl yansıdığı ve çizgisel olması yerine döngüsel olsaydı ne gibi sonuçlar doğuracağı. Böyle konuları düşünmeye başladığınızda eğer ki biraz felsefi, düşünsel bir oyun haline de geliyorsa kimler neler yapmış diye bakmak faydalı olabilir. Her ne kadar Türkçe felsefe literatürü günden güne gelişiyor olsa da yine de böyle bir filozof bağlamında gelişen değil de farklı açılardan özgün tartışmalar yapmaya başladığımızda hemen İngilizce kaynaklarla karşı karşıya kalıyoruz. Hatırlayın, Robot Sofya Türkiye'de bir söyleşiye katıldığında sıkıştığında ne demişti? İngilizceye geçersem kendimi daha rahat hissederim. İngilizce Türkçeden daha iyi bir dil olduğu için değil elbette. Bilginin üretildiği dil genellikle İngilizce olduğu için ve İngilizce okuyup yazabilmek benim felsefi çalışmalarımı da doğrudan geliştiren bir etki. Geçtiğimiz sene birlikte çalıştığımız İngilizce geliştirme platformu Meet to Talk ile bu sene de birlikte çalışacağız. Hatta bu sene doğrudan oranın bir öğrencisi olarak kendi dil pratiğimi de geliştirmeyi deneyeceğim. Meet to Talk'ta hem bir online platform hem de fiziksel kafeler var ve online platform baştan aşağı yenilenmiş durumda. Eğer ki bu sene İngilizce konuşma pratiğinizi gerçekçi bir sosyal ortamda geliştirmek istiyorsanız, Dilara 30 koduyla 3 aylık üyeliklerde %30 oranında indirim alabilirsiniz. Şimdi probleme geri dönelim. Sağ duyumuz bize ne diyor? Cümleyi nasıl alımladığınızı düşünmenizi istiyorum. Sağ duyumuz bize ne diyor? Sağ duyu kavramıyla başlayan ve akan bir dilsel yapımız var değil mi? Bir dilsel hem kullanışımız hem de bir deneyimimiz var. Bunun aksi başka ne şekilde olabilirdi ki zaten diye düşünürseniz Arrival filmini hatırlayın. Arrival filminde uzaylılar dünyaya geliyordu ve ilk problem politik bile değildi, dilseldi. Çünkü uzaylılarla nasıl iletişim kuracağımızı anlayamamıştık. Bizde böyle daha başlangıçtan sona doğru çizgisel bir şekilde ilerleyen bir konuşma bir dil yapılanması varken Arrival'daki uzaylılar ekrandaki gibi şöyle semboller bırakıyordu. Bunların her biri döngüsel. Yani uzaylıların kullanmış olduğu dil bizdeki gibi belirli bir noktadan başlayan, ilerleyen ve sonlanan bir şekilde değil de bir çember formunda başı sonu olmayan bir şekildeydi. Yani ifadeleri aslında zamanı ne şekilde deneyimledikleri, ne şekilde kavradıklarıyla da ilgiliydi. Bu noktada bir bilim kurgu filminden yola çıkarak felsefi bir tartışmaya başlatmak ne kadar anlamlı olabilir? Sonuçta uzaylılarda nasıl başka bir dil zaman ilişkisi kurulabilir ki diye düşünüyorsanız bal gibi de kurulur. Burada da şunu düşünmenizi istiyorum. Sonuçta zaman benim hem duyusal hem zihinsel yetilerime bağlı olarak algıladığım bir fenomen ve benim duyusal ve zihinsel yetilerim de aslında evrimsel süreçte gelişen şeyler. Ve evrimsel süreçteki gelişim de aslında içinde yaşadığım gezegenin koşullarına bağlı olarak gelişen şeyler. Dolayısıyla hangi ortamda olduğunuz, hangi doğaya tabi olduğunuz sizin önce yetilerinizi ve sonrasında da zaman kavrayışınızı ve dili kullanmanızı doğrudan belirleyebilir. O halde zaman derken bir benim zaman algımdan, zaman deneyiminden söz ediyorum. Bu zamanın öznel yanı. Yani içsel olarak zamanı nasıl deneyimlediğim meselesi. Bir de aslında zaman dediğimde ve bu videoda daha çok üzerinde duracağımız kısım da tam burası. Kozmik ölçekte bir zamandan söz ediyoruz, değil mi? Yani evrendeki zaman. O yüzden çizgisellik ve döngüsellik meselesini benim zaman kavrayışım ve onun tezahürü olan dil meselesinden ayırıp evren veya kozmik ölçekte düşündüğümde ne gibi değişiklikler olur? Bana kalırsa üç farklı senaryo ile karşılaşırız. Şimdi senaryo 1'e bakalım. Senaryo 1'e göre evren bir anda ortaya çıkar, yani başlar, ilerler, ilerler, ilerler ve biter. Geleneksel anlamda çizgisel zaman anlayışı. Burada ne oldu? Bir başlangıç ve bir son fikrimiz var. Eğer ki bir başlangıç fikriniz varsa bu başlangıcı başlatan başka bir şeyin olması gerekir ve bu da bizi kaçınılmaz olarak o tanrı probleminde tartıştığımız yere getirir. Yani bunu başlatan şey nedir? İsterseniz buna ilk hareket ettirici deyin, isterseniz yaratıcı bir tanrı deyin. Eğer ki evrenin ya da slash varlığın zamanda bir başlangıcı varsa bu başlangıcın olmasına neden olan ona dışsal başka bir şeyin daha olması gerekir ve bu başka bir şey zamansal değil bir mantıksal öncelik taşır. Çünkü zamanın ortaya çıkmasından önce dediğimde bile aslında çelişik bir şey söylüyorum, değil mi? Ve eğer ki evren varlık bir başlangıca sahip olarak ortaya çıkıp yok olabiliyorsa demek ki o olumsaldır. Ve yine din felsefesinden ya da metafizikteki tartışmalardan hatırlarsanız Olumsal varlıkların o kendilerinin dışında zorunlu başka bir varlığa gereksinim duyduğu söylenir. O yüzden anlatıların birinde Tanrı evrene ol der ve evren olu verir ya da Tanrı evreni 6 günde yaratır. Ya da daha bilimsel bir anlatı kurmak isterseniz evren 13.8 milyar yıl önce ortaya çıkmıştır diyebilirsiniz. Ve tabi bir de sonu meselesi vardır. Eğer ki evren ortaya çıkıyorsa, zamanda belirli bir ölçekte ilerliyorsa, gelişiyorsa ve bitiyorsa Sondan sonra ne olacaktır ve tabii neden sonlanmaktadır? Tıpkı başlangıç meselesinin Tanrı'yı gerektirmesi gibi son meselesinin de Tanrı'yı gerektirdiğini düşünebilirsiniz. Çünkü zamanda başlayan, ilerleyen bir şeyin bir sonlanması için de bir müdahale gerektiğini iddia edebilirsiniz. Ki çizgisel zaman anlayışına bağlı olan İbrahimi dinlerde gördüğümüz şey budur. Evrende geçen zamanın anlamı bütünüyle aslında zamanın sonundan sonra yani ahirette temellendirilmeye çalışılır. O yüzden de senaryo 1'de biz buraya deneyimlemeye, sınanmaya geldik. Sonunda yargılanacağız. Fiziki evren dağıldıktan, yok olduktan sonra Ruhlarımız ebediyette, ahirette yargılanacaklar ve sonsuza dek orada var olmaya devam edecekler dersiniz. İşte bu tam anlamıyla geleneksel, çizgisel zaman anlayışıdır ve bu anlayışa esasen Yahudilik kurmuştur. Şimdi bu Tevrat bağlamında gelişen İbrahimi dinlerdeki çizgisel zaman anlayışını bir yere bırakalım ve senaryo 2'ye bakalım. Başka nasıl olabilirdi? Burada da şöyle diyebilirsiniz. Evrenin ya da varlığın zamanda bir başlangıcı yoktur. Varlık doğası gereği ezeli ve ebedidir. Çünkü varlık kavramının temel konstitüsyonu aslında var olmasıdır, değil mi? Varlığın özü nedir? Var olmaktır. Bu yüzden varlığın olmadığı hiçlik dediğimiz bir durumdan ortaya çıktığını söylemek aslında kavramın kendisiyle de çelişiktir. Çünkü böyle bir şey olması için hiçliğin potansiyel olarak varlığı barındırması ve bir noktada hiçliğin kendisi içerisinden bir varlığı çıkarması gerekir ve bu çelişiktir. İşte bu da tam antik Yunan'daki senaryo. Yani varlığın veya evrenin veya doğanın ne derseniz deyin, zamanda bir başlangıcının veya sonunun olmadığı senaryo. Burada asıl vurgu ezeli ve ebedilik yani varlığın sonsuzluğudur. Fakat Yahudilikteki kavrayış antik Yunan'daki bu varlığın ezeli ve ebedi olmasına oldukça yabancı. Çünkü Yahudilik bağlamında gelişen çizgisel zaman kavrayışında zaman evrenin yaratılmasından sonra ortaya çıkar. Yani evrenin yaratılışı aslında zamanı da başlatan bir şeydir. Bu yüzden evren bir zaman içerisinde değildir de zaman evrenin içerisindedir. Ve elbette şüphesiz ki bu zaman Tanrı tarafından yaratılmıştır. Ve Tevrat'a da göz gezdirirseniz aslında zamanla ilişkili pek çok bölüm bulabilirsiniz. Bir tanesi mesela şu yaratılış 1.13 akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu. Hani Tanrı'nın evreni altı günde yaratması anlatısına bağlı olarak birinci gün, ikinci gün ilerleyen, devam eden bir akış var değil mi? Ard arda gelen anlardan bahsediyoruz. O yüzden ne demiş olduk? Bu çizgisel zaman anlayışının kökeni, onu ortaya atan ya da daha doğrusu formülize eden Tevrat. Birincisinde çizgisel bir zaman kavrayışı varken ikincisinde varlık ve dolayısıyla zaman ezeli ve ebedi olarak vardı. Şimdi size bir de üçüncü senaryodan bahsetmek istiyorum. Bu benim geçen sene yapmış olduğum çalışmalarla birlikte içerisine girdiğim ve tam da buradan bakarak çizgisel zaman anlayışını eleştirmek istediğim yerlerden bir tanesi. Ya zaman döngüselse? Geleneksel Hint felsefesinde zaman döngüsel olarak kabul edilir. Bu anlayışa göre evrenin varoluşu sadece bir döngü içinde değil birçok döngü içinde tekrarlanır. Bu döngüler yaratılış, koruma ve yok olma aşamalarını içerir. Budizm de nihayetinde yine Vedik kültürün bir parçasıdır ve döngüsel zaman anlayışına esas alır. Samsara kavramı veya reenkarnasyon da hep bize bu zamanın döngüselliğini ifade eder. Ve bu konuyu tabii ki de sadece Hinduizm ve Budizm ekseninde bırakmamak gerekiyor çünkü günümüzde kimi matematikçiler ve fizikçiler de zamanın döngüsel olabileceğini iddia ederler. Bu anlayış bizim Yahudilik bağlamında konuştuğumuz geleneksel çizgisel zaman anlayışının tam karşısında durur. Ne demek istiyorum zamanın döngüsel olmasıyla birlikte özellikle fizikçilerin iddiası ne, ne yönde? Şimdi biz Big Bang dediğimiz bir durumdan bahsediyoruz, değil mi? Bir patlamadan 13.8 milyar yıl önce olduğunu biliyoruz. Orada çok sıkışık, yoğun bir enerjinin birdenbire salınmasıyla genişlemeye başlayan ve oluşan evren anlatısıyla karşı karşıyayızdır. Ama kimi fizikçiler aslında Big Bang'in bir başlangıç olmaktan ziyade bilinmeyen bir durumdan bilinen bir duruma geçiş bağlamında yani bir faz dönemi de olabileceğini söylerler. Ve bu fikir gelişiminde şöyle bir yere varır. Belki de evren büyük patlamalar ve büyük yok olmalar arasında gidip geliyordur. Yani nasıl ki 13.8 milyar yıl önce evren ortaya çıktıysa belirli ve matematiksel açıdan tahmin edilebilir bir zaman sonra yok olacak. Çünkü kendi içsel dinamikleri bunu gerektirecek. Ve bu yok oluştan sonra evren tekrar başa dönerek bir büyük patlamayla kendisini yeniden oluşturacak. Her ne kadar kulağa böyle eski Yunanca gibi gelse de aslında 20. yüzyılda yaşayan iki biyoloğun ortaya attığı bir kavram vardı. Otopoesis. Otopoesis kendine özgü yaratım demek. Yani kendi kendisini yaratan, tasarlayan sistemlerden bahsediliyor. Onlar bunu hücre bağlamında kullanmışlardı ama eğer ki evren böylesi döngüsel bir gerçekliğe sahipse aslında burada her defasında işleyen birbirini gerektiren bir nedensellik silsilesi vardır ve tekrar başa döner. Senaryo 3'ün bitiminde şunu vurgulamak gerekiyor ki eğer ki söz konusu ilahi dinler olacaksa ilahi dinlerde böyle bir döngüsel zaman anlayışının kesinlikle olmadığı ve dinin kendi yapısı sebebiyle ya da amaçları sebebiyle zaten böylesi bir döngüsel zaman anlayışını içeremeyeceği değil mi? Çünkü birbiriyle zıt oldukları bazı noktalar var. Kutsal metinlere de baktığımızda her defasında zamanın esasen fiziki dünyaya ya da insana özgü bir kavram olduğunu, Tanrı'nın böyle bir zamansallıktan münezzeh olduğu, yani zamanı var edenin, zamanı ortaya çıkmasını sağlayan şeyin Tanrı olduğu ama Tanrı'nın bu zamansallığa tabi olmadığıyla karşı karşıya kalırız. Şimdi bunları söyledikten sonra şunu düşünmenizi istiyorum. Bir Yahudi ile bir Hindu için dünya, yaşam, varlık birbirlerinden ne kadar farklı şeyler? Hayal eder misiniz lütfen? Bir tarafta çizgisel zaman anlayışını baz alan bir dünya görüşü var. Ve bu dünya görüşü öylesine bir kavrayış ki basit bir zaman kavrayışı değil. Ne gibi sonuçları olduğunu konuşmak istemiştim zaten. Bütün hayatı anlamlandırdığınız şey, bireysel toplumsal ilişkileriniz, yaşamınıza biçtiğiniz değer, tanrı, başlangıç, yaratıcı ile kurmuş olduğunuz ilişki her şey birbirlerinden radikal derecede farklı. O yüzden Vedik kültürdeki döngüsel zaman anlayışı ile İbrahim'i dinlerdeki çizgisel zaman anlayışını bir yan yana koyalım ve genellikle bizim kültürel olarak yakın olduğumuz çizgisel zaman anlayışı yerine döngüsel bir zaman anlayışı doğru olsaydı bunun bizim bireysel hayatlarımızda ne gibi sonuçları olurdu listeleyelim istiyorum. İlk sonuç, en bariz sonuç sanırım şu. Döngüsel zaman anlayışında bir tanrı yoktur. Çünkü döngüsel zaman anlayışında bir tanrıya ihtiyaç yoktur aslında. Evren ve içindekiler zorunlulukla bir döngü içerisinde daimi olarak kendini tekrar ederler değil mi? Yani orada bir akış var, orada bir süreç var ve sürecin her bir adımı kendi kendisini e, oluşturmaya sistemi anlattığım biçimde kendi kendisini yaratmaya devam eder. Bu döngüde her şey doğar, yaşar ve ölür. Tekrar doğar, yaşar ve ölür. Bunu sadece biyolojik canlılarda değil de aynı zamanda kavramların dönüşümü bağlamında da düşünebilirsiniz. Daha Heraklitosçu bir yerden bakalım. Her kavramın, her şeyin bir diğerine dönüştüğünü görürüz. Yaşamın ölüme, sıcağın soğuğa. İyiliğin kimi zaman kötülüğe, kötülüğün kimi zaman iyiliğe. Aslında zıtlıklar dediğimiz şeyler birbirlerinden tamamen farklı, böyle müstakil mevcudiyetlerde şeyler değildir de bir olan, varlığın farklı momentleridir, farklı halleridir ve daimi olarak biri diğerine, diğeri tekrar bir öncekine döner. Şimdi böyle bir yerden bakarsanız evrene ve hayata bir tanrıya ihtiyaç yoktur. Maksimum bu sürecin bu doğal hareketin kendisinin tanrısal olduğunu söylersiniz. Heraklitos veya Stoacılarda olduğu gibi bu da sizi panteist yapar. Ama sürecin kendisinin tanrısal olduğunu söylemek ya da bu çeşit bir panteizm ne derecede tanrı içerir bunu bilemiyorum. Çünkü bana bu tanrı çok mecazi bir tanrı gibi geliyor. Esasen tanrı denildiğinde ben ondan yaratıcı olmaklığı yani hiçlikten varlığı ortaya koymuş olmasını ve bu yaratıcılığı belirli bir iradeyle yapmış olmasını ve bu bütün yaratım sürecini belirli bir niyetle ortaya çıkarmış olmasını bekliyorum. Eğer ki ortada niyet, plan, yaratıcılık, irade yoksa zorunlulukla kendi kendisini tekrar eden döngüsel bir süreçten bahsediyorsak buna tanrı demenin ne gibi bir anlamı var ondan çok emin değilim. Yani psikolojik açıdan bir tatmin sağlayabilir ama bu bizim geleneksel olarak kurguladığımız tanrı fikrinden oldukça farklı gözüküyor bana. O halde birincisi çizgisel yerine döngüsel zaman anlayışında yaratıcı bir tanrıya ihtiyaç yoktur dedik ve din felsefesindeki en önemli konsept olan Tanrı fikriyle baştan farklı yollara girmiş olduk. Şimdi din felsefesindeki tartışmalardan bir tanesi, hatta benim de bu kanalda daha önce üzerine içerik çektiğim bir konulardan bir tanesi, Tanrı'nın yaratma sıfatının ne anlama geldiğiydi. Tanrı'nın yaratma fiilinin ne anlamda bir yaratıcılık olduğu üzerine mesela İbn Sina da bazı ıı, felsefi görüşler geliştiriyor. O yüzden evren Tanrı'nın kendisi mi yoksa evren veya varlık Tanrı'dan zorunlu olarak taşıyor mu yoksa Tanrı evreni belirli bir niyetle hiçlikten varlığa mı getiriyor gibi bir sürü bir sürü açılan sorumuz döngüsel bir zaman anlayışında anlamsızlaştı. Tabii bir yandan da sürekli şunu söyleyebilirsiniz. Yani benim döngüsel bir anlayış yerine çizgisel bir anlayışı kabul etmemin bir nedeni var. Sağduyum çünkü ben olayları dünyayı hatta bu videoyu bile çizgisel bir anlayışta deneyimliyorum. Ama bu noktada şunu hatırlatmak istiyorum. Benim evrenin içerisinde var olan bir birey bir şey olarak evrende kurmuş olduğum ilişkiler ile bu ilişkilerin dinamiğinin, evrenin kendisini oluşturan evrenin kendisindeki dinamiklere genişletmeye gerçekten hakkımız var mı? Belki de evreni oluşturan temel dinamikler evrende yaşayan tekil bireylerin deneyimlerinden oldukça farklıdır. Sağduyunun böyle söylemesine rağmen kozmik ölçekte zamanın döngüsel olduğunu iddia eden ünlü bir matematikçi ve fizikçi de var, Roger Penrose. Ben Roger Penrose'um. Ve yine çok ünlü bir matematikçi, fizikçi Sabine Hosenfelder'ı iki sene önce İngiltere'de katılmış olduğum bir felsefe festivalinde görmüştüm. İkisi aynı oturumdaydı ve zamanın döngüselliği meselesini tartışıyorlardı. Böyle yüzümü gülümseten, kendimi çok iyi ve şanslı hissettiğim anlardan bir tanesiydi. Penrose'un tam da bu konuyla ilgili bir kitabı da var. Anlayabildiğim kadar anlatıyorum. Çünkü kitap hiç konuyla ilgisi olmayan ya da temel fizik, matematik eğitimi olmayan insanlar için bence zor. Ama bir iddia var ki, o iddiada tam da bizim bu videoda konuştuğumuz şey, evrenin patlamalar ve yok olmalar arasında gidip gelen döngüsel bir karakterinin de olabileceği. Penrose'un iddiası da bu yönde, zamanın döngüsel olduğu, yani birden fazla döngüler içerdiği. Ve tekrar vedik kültüre de döndüğümde, onlar baktığında bir tanrının niyetle planla bir şey yarattığını değil de Doğan'ın kendisinin de döngüsel bir karaktere sahip olduğunu görüyorlar. Şimdi kültürel olarak kabul ettiğimiz şeyler, benimsediğimiz, edindiğimiz yükler ve bilgiler bizim görme deneyimimizi de tamamen değiştiriyorlar ya. İşte tam da bu yüzden bir Yahudi dünyayı nasıl görüyor ve bir Hindu dünyayı nasıl görüyor diye sormuştum. Hindular doğaya baktıklarında başlayan, gelişen ve biten bir şeyi görmek yerine akışı, sonsuz döngüyü ve birin ötekine dönüşümünü görüyorlar. Bu yüzden doğanın canlanıp solması, yaşamın ölüme, ölümün tekrar yaşama dönmesi, iyilikle kötülük arasındaki denge ve bunu böyle daha etik kavramlara da içeren bir şekilde neşenin kedere, kederin neşeye, mutluluğun üzüntüye dönmesi gibi her şeyi oldukça doğal buluyorlar. Ve bunun e, hem Hinduizm'de hem Budizm'de hem de Çin felsefesinde bir karşılığı var. İsterseniz buna Yin ve Yang deyin, isterseniz Taoizm deyin. Bir kutupluluk fikri var. Ve bu kutupluluk fikrinde amaç ideal olan bir tarafa doğru, iyiye doğru gitmek, gelişmek ve orada sonlanmak değildir. Ve nasıl ki bir elektrik akımında eğer ki iki kutup olmazsa, akımdan söz edilemezse varlığı veya yaşamı da mümkün hale getiren şey tam da ondaki bu kutupluluktur ve bu fikir bir açıdan oldukça da eski çünkü Bizim başlangıçta konuştuğumuz bu çizgisel zaman anlayışının Yahudilikle birlikte ortaya çıktığını söylemiş olsak da orta çağda Hristiyanlık ve Yahudiliğin getirmiş olduğu o teolojinin Batı dünyasında artık bir hakimiyet kazanması sayesinde oluyor. Çünkü eğer böyle bir süreçten bahsetmezseniz, kendisini süreç içerisinde mecburen geliştirmek zorunda olan ve en sonunda yargılanan bir anlayıştan söz edemezsiniz. Yani dini metinlerin dayandığı veya dini metinlerin kurmuş olduğu dünya tasavvuru gereği çizgisel bir zaman anlayışına ihtiyaçları var. Bu çizgisel zaman anlayışının kültürel, dini bir boyutu olduğunu söylemiş oldum ama aslında bu kültürel, dini boyutun da siyasi ve psikolojik nedenleri var. Bütün meseleyi son ve ahiret tasavvuru üzerinden bir etik yaratmak olduğu bağlamında kurgularsak, yani bizim çizgisel, ilerlemeci bir zaman anlayışını doğrudan kabullenmiş olmamızın kültürel, dini bir altyapısı var ve bu kültürel altyapının da aslında psikolojik ve siyasi nedenleri var. Çünkü böylelikle eğer ki sen dünyada bunları 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 yapmazsan bu sonlu hayatın bittiğinde adaleti sağlamak adına sonsuzlukta yargılanacaksın demeye varıyor. Böylesi bir son yargı anlatısı üzerinden geri dönüp dünyevi yaşantıyı kontrol etmeye çalışan, düzenlemeye çalışan bir anlayış yaratmış oluyorsunuz. Bu fikri mesela batı felsefesinde Agustinus'ta görürüz değil mi? Agustinus'ta bir ilk günah vardır ve kişiler bu günahkarlıklarından adım adım soyunarak daha iyi bir insan olmaya doğru giderler. Ya da benzer ama aynı zamanda farklı bir yerden Hegel felsefesinde de gelişimsel olarak ilerleyen bir tarihten bahsederiz ve son noktada aslında bilinç kendisi olur. Yani mutlak dediğimiz Zaman içerisinde kendini inşa eden ya da kendisini açan bir e, anlatı vardır. O halde çizgisel zaman anlayışı bir yaratıcı tanrıyı mecbur kılarken döngüsel zaman anlayışında bir yaratıcı tanrı yoktur dedik ve bu dolayısıyla nedensellik anlatısına doğrudan etkiler. İkinci sonuç şu olur demiş olduk. Bir ahiret inancı yoktur döngüsel zaman anlayışında ve eğer sizin bir ahiret inancınız yoksa buradaki yaşamı Bambaşka bir açıdan görmeye başlarsınız. Çünkü hayatın anlamını yaşam sonlandıktan sonra açılacak tinsel bir yer aracılığıyla değerlendirmezsiniz de yaşamı kendi içkin düzleminde anlamaya çalışırsınız ve bu bütün günlük pratiklerinize yaklaşımınızı değiştirir. O yüzden de yaşamı idealize edilen, mutlak bir yerde sonlanan bir şey olmaktan ziyade bir genişleme, değişme ve dönüşme alanı olarak kurgulamaya başlarsınız. Çünkü burada esas olan şey akıştır. Bu yüzden de yapılması gereken şeyin doğaya uygun yaşamak olduğunu düşünürsünüz hatta bir açıdan bireysel değil daha kolektif bir yere de götürürüz sizi. Çünkü çizgisel zaman anlayışıyla sıkı sıkıya ilişkili olan son yargı anlatısında bireyler kendi tekilliklerinde yargılanır. Diğer yandan döngüsel zaman anlayışıyla ilgili kurmuş olduğumuz panteistik evrende aslında bireysellik bir yanılsamadır. Çünkü burada her şey ilişkiseldir. Birlikte yaşayan, birlikte dönüşen bir yapı vardır. Son olarak bir farklılık daha var. Çizgisel zaman anlayışında fiziki olan her şey sonlu ve fiziki olan her şeyin ötesinde bir de sonsuz tinsel bir alan vardır. Ve bu da bizi dolayısıyla bir dualizme götürür. Fakat döngüselliği baz alan anlatılara bakarsanız işte Hinduizm'de, Budizm'de, Heraklitos dedim ya da Stoacılık'ta ne vardı? Daha monist yani birci bir metafizik anlatı görürsünüz. Burada varlık birbirinden farklı iki mevcudiyet düzeyinde değildir her şey ilişkisel, organik bir bütündür. Şimdi böyle baktığımızda iki farklı anlayışın neler olduğunu ve bu anlayışlardan birinin diğerine kıyasla doğru olduğu durumda aslında felsefenin nasıl değişebileceğinden söz etmiş olduk. Ve istesem de istemesem de birini anlatırken muhtemelen yüzüm daha çok gülümsüyordur. Bu yüzden de hangi anlayışa daha yakın olduğumu çıkarsayabilirsiniz. Zaten sanırım tutabileceğimiz üç tane pozisyon var. Birinde çizgisel zaman anlayışı bağlamında gelişen anlatı, yani yaratıcı, planlı, ödüllendirici, cezalandırıcı tanrı ve nihayetinde son yargı sahnesini düşündüğümde bunun antropomorfik bir anlatı olduğunu, insan biçimci olduğunu düşünüyorum ve bana hiç yakın gelmiyor. İkincisinde evrenin ortaya çıkmasının, evrenin ve dolayısıyla zamanın ortaya çıkmasının tamamen bir rastlantı olduğunu hiçbir anlamı olmadığını ve bir noktada da tükeneceğini söyleyebilirsiniz. Bu da daha nihilist bir bakış açısı gibi. Döngüsel zaman anlayışı üçüncü pozisyon ise bana daha poetik geliyor. Bu yüzden öyle olmasını istediğim için bu fikre kendimi daha yakın buluyorum. Yani doğanın bir döngüselliği olduğu fikriyle başladığımızda etrafında çeşitlenen ve büyüyen, yeşeren fikirler benim kişisel felsefeme de daha uygun. O yüzden şu an evrendeki zamanın döngüsel olduğunu iddia edemem belki ama dediğim gibi bu fikri daha poetik bulduğum için kendimi de daha yakın hissediyorum. Sizler neler söylemek istersiniz merak ediyorum. Özellikle İslamiyet meselesine çok girmediğimi fark etmişsinizdir. İbrahim'i dinler dedim. Pek çok açıdan ortaklık kurulabilecekleri yerler olsa da aslında her dinde olduğu gibi İslamiyet'te de kendi içerisinde bölümlenen ve dallanan budaklanan bambaşka kültürler ve alt felsefeler var. Mesela İslamiyete daha monist bir yerden okuyan, işte sufizm gibi bir anlatıdan bahsedebiliriz. Ama o noktada bile döngüsellik fikriyle ilişkilendirebildiğim bir şey var mı benim bildiğim kadarıyla yok. Eğer siz ekleme yapmak isterseniz seve seve okurum, merakla bakacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere, meraklı kalın.